G8 ülkeleri üniversiteleri arasında bir işbirliği anlaşması yapıp öğrencilerin D8 ülkeler arasında Erasmus gibi değişimi yapmak. 8 tane ülkeye alt üstü. 8 ülkenin nüfusu 400 milyon Endonezya. Arkasından Malezya, Pakistan, Bangladeş. Bir bakıyorsun 1.2 milyar insan var. Hepsinin tepe noktasında Türkiye var. Niye sürdüremiyoruz? Niye gümrük mevzuatımızı denkleyemiyoruz? Oradan alüminyuma ihtiyacınız var. Malezya'da var. Peki kauça ihtiyacınız var. Endonezya'da var. Orada da bir Enver İbrahim'i operasyon yaptılar. Bırakmadılar. Yaparlar çünkü. Biz işte İHA'lar, SİHA'lar onlarla Ermenistan'daki operasyonumuz, Suriye'deki operasyonlarımız bizi tatmin ediyor. Değil etmiyor. Ya üstadım. Ya, şimdi değişti mi tekrar? Peşref mi çekeceğiz burada? Ben şimdi sizin karşınızda haddime de değil de ya biz güne göre bakın bizim yolumuz yoktu. Tamam. Şuradan gelin. Oradan yürüyün. Tamam. Bak ben size sufle de yapacağım. O yolun maliyeti ne? O siz o kadar hastane yaptınız ama bir türlü hala biz geleneksel tıbbı hayata geçiremedik. O da başladı. Tamam. Başladı. Tarımda ne oluyor? Sağlıktan kenevir bile ekiyoruz bakın. Kenevir ekiyoruz. Ekmiyor muyuz? Sakarya Üniversitesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi yastık bakın, bile imal etmiş. Seni yakar dışı beni yakar. Öyle bir şey var. Bakın. Her şey işte ondan ibaret değil. Eğer davul çalacaksak 19 ilde 20 Sivas'ta da ekiyoruz. Bir tane de özel izinle 21 oldu. Sakarya'da ekiyoruz. Ama gerçek bundan ibaret değil. Konuşamadık. Bu hiç eklemiyordu. Evet. Şimdi burada ekiliyor. Bununla tatmin oluyorsanız olun. Hayır, buradan değil. Bir gram öteye gidemezsiniz. Hayır gideriz. Bakın böyle kaldığı Bülent sürece... Bülent Ecevit bunu konuştuğu için başına gelmeyen kalmadı biliyorsunuz. Bunu bakın Afyon'da Erbakan mücadelesi. Biz orada Afyon alkoloid fabrikasını kurduk. Tamam. Ne zaman kurduk? O CHP ile koalisyon şartlarında. Hı-hı. Tek başına iktidarsınız. Hala bir şu kenevir konusunu çözemedik. Bütün dünya kenevir ekiyor kansere karşı, bu elektromanyetik dalgalara karşı, oksijen ihtiyacından dolayı ithal etmek zorunda kalıyorsun. Hastaların ölüyor ama sen burada hala her türlü bonsai'ler her yerde satılıyor. Ya da tiner yaptınız ya. Diyor ki iktidar olduk ama daha henüz muktedir olamadık. Tamam. Peki ben şimdi yani neresinden tutayım ki? Neyse geçiniz. Bu konu bu kadar. Değerli izleyenler yani, yorumlarınızı biraz bekliyoruz. Biraz sert konuşuyorum ama ben de çok asabi olduğumdan değil. Ama yani bu özellikle o Fransa'dan ve Belçika'dan gelen haber. Çok moralimizi bozdu.